Geçtiğimiz haftalarda Çin zulmünden kaçarak yurt dışına çıkmayı başaran Doğu Türkistanlı bir Uygur, Amerika'nın Sesi muhabiriyle isminin açıklanmaması koşuluyla bir röportaj gerçekleştirdi ve Doğu Türkistan'daki vahim durumu anlattı. Muhabirin sorularını cevaplayan tanık, Doğu Türkistan'daki Uygurların son durumu nedir sorusuna, 2022 yılında kamplardan salıverilen Uygurların bir kısmı Doğu Türkistan'daki veya Çin'deki fabrikalara köle işçi olarak sürgüne gönderildi. Uygurlara yapılan ayrımcılık nedeniyle daha önce kamplara alınan insanlar eski işlerine dönmelerine izin verilmiyor. Bazı kişiler kamptan çıkar çıkmaz hapse atılıyor. 2022 yılında Doğu Türkistan'daki durumun eskisinden farkı yok. Hala Uygurlar keyfi olarak tutuklanıyor. Hatta daha önce serbest bırakılan Uygurlar yeniden tutuklanıyor ifadelerini kullandı. Çin Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas'ın hazırladığı Kız Kardeşimi Arıyorum adlı film hakkında basın toplantısı yaparak Doğu Türkistan'daki baskıları anlatan filme karşı karalama kampanyası başlattı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde yayınlanan film Abbas'ın ablası Doktor Gülşen Abbas'ın kaçırılmasını anlatıyor. Filmde Ruşen Abbas'ın ablasının izini bulmak için ortaya koyduğu mücadeleler yer alıyor. Uygur soykırımı mağdurları, tanıkları ve Çin'in resmi hükümeti sözcülerinin de açıklamalarının yer aldığı film Komünist Parti'nin hedefi haline geldi. Taliban hükümeti Afganistan'ın kuzeyinde petrol çıkarmak için Çinli bir şirkette anlaşma imzalayacak. Taliban sözcüsü Zabidullah Mücahit'in yaptığı açıklamaya göre Amu Derya Havzası'nda petrol çıkarma işini Sincan Orta Asya Petrol ve Gaz Şirketi üstlenecek. Mücahit'in yaptığı açıklamaya göre Çinli şirket projeye yılda 150 milyon dolar yatırım yapacak ve yatırımı 3 yılda 540 milyon dolara çıkacak. Kontratın süresi 25 yıl olacak. Taliban yönetimi ise projede payını %75'e çıkarma opsiyonuyla ilk etapta %20 ortaklığa sahip olacak. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkeyi ziyaret eden Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la Beijing'de görüştü. İki lider, Çin-Türkmenistan ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesini yükseltileceğini açıkladı. Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'in salgına ilişkin politikasını değiştirip yurt dışı seyahat kısıtlamaları ve sınır tedbirlerini kaldıracağını açıklamasının ardından buradan gelen yolculara karşı önlemleri sıkılaştıran ülkelerin sayısı arttı. Avusturya, Belçika, Almanya, İsveç ve Yunanistan'da Çin'den gelenlere yönelik yeni Covid-19 tedbirleri açıklayan ülkeler arasına katıldı.